Daha önceki videolardan bazılarında mahsal tanımlarını yapmıştık ve bu mahsal tanımlarında da hareketin mahsallarla kısıtlandığını, bazı hareketlere serbestlik verildiğini ifade etmiştik. Mekanizma dersinde öğrenmiş olduğunuz bir kavram daha var. O da terim daha var. O da serbestlik derecesi. Burada da kısaca serbestlik derecesinden bahsedelim. Çünkü serbestlik derecesini kuvvet analizinde kullanıyoruz. Pekala, cismimiz uzayda olursa, yani 3 boyutta söz konusu olursa, o zaman serbestlik derecesi nedir? Diyelim ki yine bir kartezyen koordinat sistemimiz var. X, Y, Z kartezyen koordinat sistemimiz ve bu kartezyen koordinat sistemimizde de katı cismimiz söz konusu. Bu katı cismin 3 boyutlu geometride konumunu tanımlayabiliyor olmak için en az 3 noktasının bilmeniz gerekir. Neden 3 nokta? Çünkü 3 nokta bir düzlemi gösterir. Bir düzlemde bir cismi. O halde bu cismin üzerinde 3 tane noktanın bilindiğini varsayalım. P1 noktası, P2 noktası ve P3 noktası. Elbette bunların X, Y, Z düzlemlerindeki izdüşümlerini biliyoruz. X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3. O halde bu noktalar arasındaki mesafeleri de biliyoruz. Çünkü bu mesafeler, ki bu bir katı cisim, kuvvetlerin etkisi altında o mesafeler değişmiyor. O halde o mesafeler için, yani P1 ile P2 arasında, P2 ile P3 arasında, P3 ile P1 arasında bir doğru denklemi de yazabiliriz. Toplamda 9 tane parametrenin tanımlı olması gerekiyor ama bu parametreler birbirlerinden bağımsız değil. Neden? Çünkü biz bu 3 nokta arasında doğru denklemlerini yazabiliyoruz. O halde eğer bu parametrelerden 6 tanesini biliyor isek bu denklemlerin içerisine yerleştirip 3 tanesini de bulabiliriz. Bu da demek oluyor ki bir cismin uzaydaki serbestlik derecesi 6'dır. Dolayısıyla bu 9 tane parametrenin 6 tanesini tanımlarsanız, 6 tanesini tanımlarsanız bu cismin uzaydaki konumunu tanımlamış olursunuz. İşte serbestlik derecesi dediğimiz bu 6. Yine mekanizma dersinde öğrendiğimiz diğer tanımları burada düşünecek olursak, bu uzvu x ekseni üzerinde öteleme yaptırtabilirsiniz, y ekseni üzerinde öteleme yaptırtabilirsiniz. Bakın, diğer eksenleri etkilemeksizin yapabileceği hareketlerden bahsediyoruz bu uzvun. Dolayısıyla y ekseni üzerinde öteleme yaptırtabilirsiniz, x ekseni üzerinde döndürebilirsiniz, y ekseni üzerinde döndürebilirsiniz ve z ekseni üzerinde döndürebilirsiniz. Dolayısıyla hareket edebilirliğinin de 6 olduğunu görüyoruz. Yani bunlardan 3 tanesinin öteleme, diğer 3 tanesinin de dönü hareketi olduğunu görüyoruz. Yine diğer bir deyişle, bir uzayda diğer bir deyişle, 3 boyutlu bir sistemde istenilen şekilde konumlandırabiliyor olmak için gerekli olan eğleyici sayısı 6'dır. Evet, kısaca ifade etmek gerekirse bir cismin düzlemde serbestlik derecesi 3'tür. İki tanesi ötelemeden, bir tanesi dönüden geliyor. Bir cismin uzaydaki serbestlik derecesi ise 6'dır. 3 tane öteleme, 3 tane de dönü hareketinden geliyor. Bu kavramları elbette kuvvet analizi sırasında kullanacağız.